İsterseniz sonra ilerleyen dakikalarda ayrıntılarını aktaracağız. TÜFE yıllık %12,62 oldu. Aylıksa %1,13 olarak açıklandı. Son derece önemli. Neden bu kadar önemli? Çünkü milyonlarca memur gelecek ay Temmuz ayına yansıyacak, Temmuz maaşına yansıyacak zam oranlarının netleşmesi için bu verilerin açıklanmasını bekliyordu. Şimdi ayrıntıları konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Doktor Okan Bülbül, Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi biraz önce de bahsettim, milyonlarca memurun ve elbette emeklinin gözü kulağı bugün açıklanacak verilerdeydi. Veriler açıklandı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz sonuçları ve tabii elbette herkesin aklındaki soru, memur maaşlarına zam nasıl yansıyacak? Şimdi sizin de söylediğiniz gibi ilk 6 aylık enflasyon verileri hem görevdeki memurları ve memur emeklilerini hem de SSK ve Bağkur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Çünkü SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zamları otomatik olarak enflasyon oranında belirleniyor. Dolayısıyla ilk 6 aylık enflasyon oranında SSK ve Bağkur emeklileri zam alacaklar. Bunun dışında görevdeki memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenen zam oranı ve buna bağlı olarak belirlenen enflasyon farkı tutarında zam alıyorlar. 2020 yılının ilk 6 ayında %4 zam oranı alacakları belliydi memurların ve memur emeklilerin. Buna ilave olarak enflasyonun %4'ü aşan kısmı, yani şu an yaptığım hesaplamalara göre 5.7 olarak ilk 6 aylık enflasyon gerçekleşti. Dolayısıyla %4'ü aşan kısmı olan 1.7'lik enflasyon farkı da görevdeki memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak ödenecek. Bu anlamda geçtiğimiz yılın son 6 ayında gerçekleşen zam oranında benzer bir oranda zam gerçekleşmiş oldu memur emeklileri ve SSK ve Bağkur emeklileri için. Peki hemen şunu da altını çizmemiz gerekiyor tabii elbette. Bu maaş zamları hangi maaşlara yansıyacak? Gelecek ayki dönemdeki, yani Temmuz maaşlarına yansıyacak. Ama tabii bir kez daha altını çizmek için hocam, sizin hesaplamalarınıza göre gelecek ay ne kadarlık bir zam alacak bu durumda memurlar? Şimdi orada şöyle bir hesaplama yapılabilir. 2008 öncesi SSK emeklileri 2130 TL en düşük maaş alıyorlardı. Bu rakam yaklaşık 2250 TL'ye yükselecek. 2008 sonrası emeklilerde ise rakam bunun altındaydı. Yani 1500 TL'nin altındaydı. Fakat Nisan ayıyla birlikte en düşük emekli aylığı 1500 TL'ye çıkarılmıştı. Dolayısıyla en düşük emekli aylığı alan 2008 sonrası SSK emeklileri bu zam oranı 1500 TL'nin üzerine geçerse o rakamda maaş alacaklar. Geçmezse yine 1500 TL'den emekli aylığı almaya devam edecekler. Tarım bağkurlarının ortalama en düşük emekli aylığı 1488 liraydı. O da 1500 TL civarına çıkacak. Esnaf bağkurlarda ise bu rakam 1950 TL'ye ulaşacak. Bu şöyle önemli. Yaklaşık 11 milyon kişinin maaşı zamlanmış olacak. Memurlar ve memur emeklileri 15'inden maaş aldıkları için Temmuz ayının 15'inde %4 oranında zamlanmış maaşlarını alacaklar. Akabinde kurumlar tarafından enflasyon farkı hesaplanıp bunların aylıklarına eklenecek. SSK ve Bağkur emeklileri için ise Temmuz ayı maaşları otomatik olarak zamlı olarak ödenecek. Dolayısıyla toplamda 11 milyon kişi fiyatlar genel seviyesinde gerçekleşen bu artış oranından etkilenmeyecek şekilde maaşlarına zam alacaklar. Çok teşekkür ediyoruz Doktor Okan Bülbül, Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi. Ayrıntıları aktardınız. Bir kez de biz tekrar edelim efendim. Memur ve emekliler bu yıl Temmuz maaşında %5,75 oranında bir zam alacak bugün açıklanan enflasyon verileri çerçevesinde.